yaklaşık 20 yıldır büyük ölçekli Türkiye'nin ilk 20 şirketi arasındaki şirketlerinde çalıştım. 25 bin aşkın mülakat yaptım. Mavi yakalı ya da beyaz yakalı. Bu 25 bini aşkın mülakatın içinde heyecanlı, hırslı, aktif, dinamik olduğundan fazla görünmek isteyen, her şeyi bilen, okuldan mezun olmanın her şey olduğunu düşünen, yoldan geçerken bir uğradım, bir çayını içeyim Hakan Bey'im de öyle gideyim diyen mülakata gelenler. Çok çeşitli insanlarla konuştum. Bir kağıdı dörde bölün. Buraya güçlü yönlerinizi, buraya zayıf yönlerinizi, buraya fırsatları, fırsatlarınızı, buraya da tehditlerinizi yazın. Yazabilirsiniz, göreceksiniz ki zorlanacaksınız ama yazarsanız sizi çok önemli bir aşamayı geçmiş olacak. Hayat amacımız vizyonumuzla ve varoluş sebebimizle ilgili. Öncelikle hayat amacımızı belirlememiz lazım. Hayat amacımızı belirlersek eğer, gelecek hayalimiz ve değerlerimizi yazmamız daha kolay olur. Gelecek hayalimiz şirketlerin vizyon dedikleri şey. Biz de gelecekte kendimiz için var bir şey tarif edersek ve bunu yazılı hale getirirsek kendimize rehber olur. İnanın böyle olur. Değerlerimiz, aslında biz değerlerimizle yaşıyoruz. Bu kişisel değerlerimizle ilgili bir şey. Yani doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, işte hesap verilebilirlik, karşılıklı sevgi, saygı falan diye yazdıkları şirketi kendimiz için de var olan ama bunu yazılı hale getirmek zorunda olduğumuz şeyler. Hedeflerimiz de bize özgün olmalı. Yani bize özgün demek istediğim gurtil parçalar bu maçı kazan türünden hedefler değil. Şirketlerin paydaşları var. Hissedarlar, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve toplum. Şirketler hedeflerini belirlerken bu beş ana prensip, beş ana kavram üzerine hedeflerler. Çalışanlarla ilgili hedefler, toplumla ilgili hedefler, hissedarlarla ilgili hedefler, tedarikçilerle ilgili hedefler ve müşterilerle ilgili hedefler. Dolayısıyla biz hedeflerimizi belirlerken kişisel değerlerimizi bir tarafa yazacağız, gelecek hayalimizi yazacağız. Ondan sonra hedeflerimizi yazılı hale getireceğiz.